Volley'nin içerik token'ı fan token ön satışları bir tek sende başladı ve 25 Ağustos Perşembe saat 13'e kadar da devam edecek. Eğer sen de premium içerikleri izlemek, forma maç bileti kazanmak, voley yorumcularıyla tanışmak ve hatta onlarla maç izlemek istiyorsan bir tek sene gir ve fan token'ını al. Bu ve diğer sürpriz gelişmeler için de fan token'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma. Teknik direktör Nuri Şahin. Eski eski talebesi oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kriptoniti midir? Kripton, kriptonit nedir efendim? Süpermen'i sadece o kripton gezegeninden gelen taşı taşıyan kişi yenebilir. Bu mudur? Abdullah Avcı Süpermen değildir de burada hep Nuri yeniyor. Ne diyorsun? Ee, bir dönem Başakşehir sonraki adı yani ve öncesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Abdullah Hoca'nın mesela hep istatistikleri çıkardı. İşte Dört büyüklere karşı performansı diye. İşte Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı... Mustafa Fenerbahçe Denizli Hoca yendi ilk biliyorsun. Efendim? Mustafa Denizli Hoca yendi Beşiktaş'ta 2008-2009'da. Abdullah Avcı'nın iyi bebesini. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, Tabii hatırlıyorum. Uzun bir süre evet, evet. yenememezlik serisi vardı sinir eden. Doğru. Yani mesela rakiplere karşı çok başarılı performansları vardır Abdullah Hoca'nın. O dönemki belediye ve sonrasındaki Başakşehir bölümünde. Şimdi... Ee, bu 5-2'lik galibiyeti görünce Nuri Şahin'in geçen sezonun kritik şampiyonluk maçında son anda beraberlik golü ve son anda şampiyon olması Trabzonspor'un 3 maçtır. Abdullah Hoca hiç kimseye karşı böyle bir galibiyet hasreti çekmiyor. Fakat Nuri Hoca zaten yükselen bir performansı vardı geçen sezondan Antalyaspor'un Oyuncu kadrosu da 7-8 tane oyuncusu 30 yaş üstünde olmasına rağmen... %70'leri 80'leri bulan nem oranı sıcaklıkla birlikte çok ciddi bir şekilde nefes almakta zorlanılan bir ortamda olmasına rağmen yine de son ana kadar böylesine bir oyunu ortaya koyması bence çok büyük bir başarı. Fakat maç içerisinde çok fazla kırılma anları var. Yani maçı hoca dedi ki biz bu sonucu alacak bir oyun ortaya koymadık. Abdullah Hoca bu konuda haklı. Yani bu maç 5-2'lik bir maç değildi. Son anda zaten biz yayına girmeye hazırlanırken 3-2'ydi bıraktığımızda. Ben gömleğimi giyerken 4 oldu. Aynada son anda saçımı düzeltmeye çalışırken 5 oldu. Merdivenden aşağı iniyorduk. 5. gol. Bir anda apar topar 5-2 ile girdik biz yayına. Yani maçın hikayesi bunu gerektiren bir yani şekilde... sana hep ilerledi, söylüyordum bırak suslanmayı maçı izle diyordum ama işte de ders değil. çıkar yani mısın yıllardır bakıyoruz yani. yani. Şimdi maçın hikayesi böyle bir maç değildi doğrusunu söylemek gerekirse. Yani maçın şey. e, oyun farkı 3 farklı bitmemesi gerekiyordu diyorsun. 3 farklı bitmemesi gerekiyordu yani oyun da maç da aslında Trabzonspor'a dönmüşken... Yalnız benim sormak istediğim şu hocam şimdi mesela Trabzonspor'da Mark Bartra giriyor öyle değil mi? Evet. Mesela Dorukan orta sahada başlıyor. Sonra stopere çekiliyor. Mesela oyuna giren işte Enis Bardi ile Abdülkadir. Türkiye'de bütün takımlarda oynarlar. Oynar. Bütün ülke şampiyonluk takımı hepsinde oynar. Yerli oyuncu kontenjanı. Bir kere Abdülkadir çok değerli bir oyuncu. Antalya Spor'da. Ya Veysel Kudryashov tandemiyle oynatıyor. O bir kere 2-0'a gelmeden önce 1-0 iken o yoğun böyle bir Trabzonspor baskısı presi vardı. Ve bayağı Etkileyici bir fresko. Oradan nasıl sakin ve yerden paslaşarak çıktıklarını fark ettin mi? Sanki 3 tane Nuri Şahin aynı anda 11'deymiş gibi. Pirlo kısmında dedi ki ya Karagümrük'te. Baba takımda Pirlo varmış gibi oynatıyorsun sen de. Teknik direktör Pirlo olarak en büyük atan bu. Nuri Şahin'in takımında Nuri Şahin var mı? Yok ama Fernando. Yarı kalitesinde bir oyuncu var. Fernando var. Fernanda. Yani yarım da değil hatta. Fernando gayet iyi oyuncu Çok gerçekten. Iyi oyuncu, evet. Çok iyi oyuncu. Mesela bir tane o gol. Çok ekstra. Tabii. Onun dışında yorulana kadar orta sahada, Trabzonspor orta sahada o kadar oyuncu değişikliğine gitti. Buna rağmen Fernando oyun zekasıyla, pasörlüğüyle, takımın nefes almasıyla. Eyvallah. Ama sadece Fernando var. Gökdeniz Bayraktar girerken iki gol atmasını bekliyor muydun? E Hiç de daha demiyordum. önce bir maçta iki gol attığını gördün mü? Sonradan girip. Yok zaten uzun zamandan beridir herhalde. Tek yapabileceği hamleydi. Ve Gökdeniz Bayrakları direkt olarak Nuri Hoca geldiği zaman herhalde artık ben yükselişe geçer diyordum. Çünkü o işte Kocaeli Spor'dan Beşiktaş'a gelecekti. Oraya gitti. Çok beklentilerin yüksek bir oyuncuydu. Ama bazı oyuncuları geliştiremiyordu. Ve bu konu üzerine bayağı böyle kafa patlatmışlar. Gökdeniz Bayraktar'ı da nasıl daha verim alabiliriz konusunda. Gökdeniz'i de ikna etmişler. Bir yedek kalmaya ikna olmuş. Hani ve ee, bak Abdullah Hoca'nın yaptığı hamleler değil mi mi? Enes Bardi, Abdülkadir. Onun sadece Gökdeniz var hamlesi. Ya satrançtan örnek vereyim. Vezir'in gitmiş. Tek şansım var. O fili bir çaprazdan indireceksin. O kadar. O kadar yani. Ve onu yaptı Nuri Şahin. Eldeki oyuncu malzemesine göre ben karşılaştırıyorum. Ayrıca uzun süre sonra Trabzonspor'u ligde yenen ilk takım oldu. Nuri Şahin yönetiminde Antalya geçen tabii, sezon. Tabii. Şampiyonluk maçı, ya zaten Trabzonspor şampiyon olacaktı bir dahaki hafta falan olur ama o kadar yoğun baskı ortamında yine teknik direktörlük kalitesini sergiledi. Harvard'da şu destek, şu eğitim desteğini aldı diye dünyada da başka hiçbir ülkede bir teknik direktör eleştirilmez Bunlar son olsun. Gerek yok. Yok. Onlar bir kuşağa ait kalsın. bu hiç hatırlanmasın. Yeni kuşak zaten tam tersi. Hani Harvard'da herhangi bir bedava eğitim fırsatını kaçırmayacak kadar zeki Türkiye'de yeni kuşak. Yani e, o futbolculuk kariyeri, o saha içindeki teknik direktör gibi yönlendirmesi, o genç yaşlarda kaptan olabilmesi, Dortmund'la ilişkisi. Bak aynı Dortmund aynı gün 2-0 öne geçip yıllardır üzerine yatırım yaptı Edin Terzici teknik direktör yönetiminde. 88'den sonra 2-0'dan maç verilmez. Verdi. Sadece Dortmund'un başarabileceği bir şey bu. Yemin ederim Bayer Leverkusen yapmaz. Schalke yapmaz Almanya'da. Beşiktaş yapmaz. 3-0 <laughs> yani, olmadan yapmaz yani. O da şakası için. Liverpool yani, yapar, şey, Liverpool'u yapar. O Borneo maçı var. 3-1, 4-3 senin şey gibi aynı. İşte saçımı taradım, ceketimi giydim falan. Ben de o... Tamam ya 3-1 oldu, 5 olur falan derken. O işte Eddie Hov. Eddie Hov. Birazdan konuşacağız. Bornamot'ta ki başarılıyla Newcastle'da o kadar yüksek bütçeli takımın başına geçirildi liyakat açısından. Burada da mesela Nuri Şahin abi liyakat açısından zaten bizim hepimizin Türk evladı olarak Nuri Şahin'i desteklememiz gerekiyor. O yeteneğiyle Türkiye milli takımını seçti diye değil sırf. Türkiye milli takımında istediği ortamı bulamamasından hemen hiç sızlandığını bir şey söylediğini duydun mu? Asla. asla. Ben de Real Madrid'de oynuyorum ama milli takımda da hiç bana göre oynatmıyorlar Hocam, dediğini duydun mu? Asla asla. Hiç Kaç öyle bir, kişi yapar bunu? Yani sonuçta kariyerine de baktığımızda ne kadar büyük bir kariyer olduğunu ama büyük kariyeriyle birlikte çok da mütevazı ve gerçekten sporcu kişiliğiyle aslında herkesin saygısını kazanmış olan bir teknik adam. Güzel de işler yapıyor. Onun başarılı olması bence futbolu seven hangi taraftar olursa olsun mutlaka mutlu olmalı. Ya yani birazcık bu son maçta Abdullah Hoca'nın elini sıkmadığına dair bir takım yorumlar falan gördüm ama. Ben onun işlerini yani, görmedim. E, video falan var fakat Nuri Hoca'nın geçmiş maçlarda da maç bittikten sonra hemen sahanın içerisine girer bütün ile beraber o esnada Orada Abdullah Hoca şey Nuri şey Şahin yaptı. çok çok sever. Yani ya. ona teknik kariyerindeki milli genç milli takımımızda genç yaş kategorindeki o bizim çok başarılı performansına en iyi oyuncusuydu. Ya tabii canım hatırlı takımımızın hocası oldu. Selçuk İnan yeni Nuri Şahin'le başladı diye olay oldu ya. ya. Hatırlıyorum canım hatırlamaz yani ya? Yani sosyal medya. Ben de mesela evet. o zaman demiştim. Ben de tepki hocam tepki nasıl ya Selçuk bu kadar formdayken başlamıyor? Ya ben ya. o zaman... Abla ya... hocayı aramıştım dedi ki Ali Allah aşkına sen yapma Nuri yatsınabilecek miyiz? Nuri Selçuk beraber oynayamaz mı falan diye hani ben... Yo, yo, biliyorum biliyorum. Ben ortamı yumuşatmaya çalıştım da yani ortam o zaman çok gerilmişti hatırlarsan. Şöyle bir yorum yapmıştım yani, yani. Selçuk'a sen, sen inanmıyorsan biz sana nasıl inanalım hocam diye bir yorum yapmıştım. Evet o zaman öyle bir şey vardı. Çok e, hızlı ve çabuk bir şekilde yıpratılmıştı yani hoca. Yani Nuri Şahin için zamanında böyle kafasını kayanın altına koydu Ahmet Tıkma hocasıyken. Evet. Yani o elini sıktı sıkmadı falan bunlar geçici olsa gerek. Ben zannetmiyorum öyle bir şey Fakat şu, şunu da söyleyeyim. Şimdi ya o kadar farklı hikayeler gördük ki bu maçta. Ya, 2 0la kadar olan süreç içerisinde Trabzonspor açısından irdelenmesi gereken nokta daha önceki maçlarda da oldu. Bölüm bölüm mesela Kopenhag maçı ilk yarı yani doğrusunu söylemek gerekirse 30 dakikada 3-0 olabilirdi Kopenhag Trabzon karşısında önemli pozisyonlara girdiler ama atamadılar. Şimdi Antalya Spor'da ilk yarıda 2-0 öne geçti. Bunlar bir tesadüf olamaz arka arkaya. Bunlar bir tesadüf olduğunu zannetmiyorum. Hamlelerle beraber değişen oyun ve skorlar. Kopenhag devrede değiştirdi hoca. Değişti. İkinci yarı başka bir Trabzonspor gördük. Burada hoca Anında iki değişiklik yaptı. İlk yarı biterken hemen karşılığını aldı. Aldı tabii. Ve işte ve olgunlaştırdığı pozisyonda evet. Enis Bardi'nin golüyle 2-1'e getirdi. Devre evet. arasına 2-0 yenik girmedin. Ve öyle bir anda gol attı ki soyunma odasına 2-0 girmek, 2 1le girmek arada çok, çok büyük bir farklılık. Bir golden daha fazlası vardır hep futbolcularda. Ve sonra 2-2'ye maç. Sen de bilirsin. Yani, Psikoloji <laughs> uzmanı olarak <laughs> sen çok daha bilirsin. Hoca şunu söylemişti. Kopenhag maçından sonra dedi ki, ben oyun olarak çok beğendim takımımı. Antalya maçından sonra da oyun olarak takımının beğendiğini ifade etti. Eğer bölüm bölümse evet bölüm bölüm Trabzonspor'un işte 2-0'dan 2-2'ye gelip 2'den sonra 3'ü aradığı bölümler tabii ki Trabzonspor'un artı hanesine yazar. Fakat diğer bölümler peki? Yani fotoğrafa eğer sadece bir yerden bakmak varsa hocanın tarafındayım. Ama gelene baktığım zaman ben Abdullah Hoca kadar iyimser değilim. Yani Trabzonspor'un bütününe baktığında çok iyi oynadığını söyleyemem. Yediği goller Trabzonspor pozisyon vermeyen bir takım görüntüsündeyken 5 tane kalesinde pozisyon verip aynı zamanda pozisyon da görüyorsa bunu sadece bir tesadüf olarak maçtır gelir geçer olarak değerlendirmemek lazım. Eksik bölümleri, parçaları çok fazla var çünkü Trabzonspor'un. Benim de buradan hocaya söyleyeceğim. Ee, bir daha telefonla görüştüğümüz anda söyleyeceğim. Hocam bak Beşiktaş'ta bir ara yaptığın hatayı tekrarlamaman gerekiyor. Hangi hatası? İşte bu. Kendi oyununa aşırı idealize etme. Hmm, Over idealize işte. sür, sür idealize. Ne bileyim Türkçe öyle mi deriz? Aşırı idealize etme. Olduğundan daha ideal mişçesine devam etme. Evet. Yani bu kadar ideal olsaydı o erken oyuncu değişikliğini yapmak zorunda kalmazdınız hocam. Tabii. Yani bir de şimdi mesela Beşiktaş deneyiminize göre burada büyük bir şansınız var. Ya oyuna sonradan Abdülkadir ile Enis Bardi giriyor yani. Çok güzel bir şey bu yani. Mesela Beşiktaş'a Vitor Hugo'yu stoper olarak istemişti. Yazın anlamadığı için öbür Victor Ruiz gelmişti. Yani arada bir iki gömlek fark vardı. Var tabii. Yani tabii. Sırf top kullanması iyiydi o kadar. Burada öyle değil hocam yani Bartra'yı aldılar size yani. Bartra'yı geçen hafta yazı turada konuştuk, sahada da karşılığını gördük değil mi? Yani. Nasıl park yarattığını, çok isabetli bir transfer olduğunu gördük. Mesela Bartra niye yedek <laughs> kulübesindeydi, Ha Kopenhag maçını mı düşündü hoca? Ee, yani belki şu Kopenhag maçından ha, sonra... Abdullah hocanın daha... bir de bir kariyerindeki en önemli eksik parça odur, Avrupa. Şampiyonlar Ligi tabi. Şampiyon Ligi değil, ya, genelde Avrupa, Avrupa kariyeri. Avrupa, Başakşehir, İBB, Beşiktaş... Daha iyi olması gerekiyor. Olması Kafası yani. Gerçekten yani bak ben geçen hafta bayağı konuştum hocayla. Bunlara daha girmedim ayrıntılara ama... Yani şurada... E, şey yok yani... Bak hocam bir süre sonra şuna kalır olay, ben sana söyleyeyim. Vakayma ile sözleşme yenilemediler, Trezege'yi aldılar, gördük derler. Halbuki... Deniyor mu zaten? Evet işte bak... Yani kamuoyunun nabzını tutmayı bilen kişidir gazeteci. Yani ideal gazeteci. Şimdikiler değil tabi de. Yani biz en azından spor gazetecisi olarak o önceden anticipation yani önceden kestirmek, önceden sezmek gerekiyor bunu. Hocanın da yani yani Trezeguet gerçekten değerli bir oyuncu. Yani bütün futbolcular aynı fikirdeyiz neredeyse. Yani Trezeguet'in yapamadığı birçok şeyi yapabiliyordu bakayamada da. Bakayama'nın da yapamadığı bazı şeyleri Trezeguet yapıyordu. Abdullah Hoca'nın ihtiyacı bu muydu? Yani mesela Abdullah Hoca da öyle bitiyor. Yani evet. maç var maç var. Yani gerçekten o yine dönelim Jorge Jesus'la ilgili dönem yani her... ...yerde aynı oyun felsefesi aynı sonucu maalesef vermiyor. Ya, Bu Arduoğlu için bile geçerli değil daha olabilir evet. mi ötesi? Sonsuz kaynak... E, ...yeniyordu ne mi Kevin De Bruyne olmasa. Tabii. Kevin Geçeri De Bruyne olmayınca evet abi hakikaten...